İstihsar Belediye Başkanım, İstihsar İlçe Başkanım, İhsaniye İlçe Başkanımız ve teşkilatları, yine merkez ilçemizin çok kıymetli teşkilatları, Çobanlar İlçe Başkanımız ve teşkilatı, Belediye Başkanımız herhalde bugün burada yoklar. Kusura bakmayın, sesim biraz kısıldı, hakkınızı helal edin. Öncelikle tüm teşkilatımızın, tüm vatandaşlarımızın, abilerimizin, ablalarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim inşallah hep birlikte nice bayramlar erişmeyi ve 2023 zaferine de yine mutlu bayramlarla erişmeyi nasip etsin inşallah. Yine ilgilenen mesulelerimiz de aramızda, il yönetim kurulu üyelerimiz de aramızda, inşallah hep birlikte bir bütünlük içerisinde Afyonkarahisar'da başta sayın vekillerimiz ve bakanımız olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza, teşkilatlarımıza bu son bayramı inşallah çok ciddi değerlendirmeyi, kırgınlıkları gidererek inşallah 2023 yolunu hep birlikte barış içerisinde ve beraberlik içerisinde girmenizi beraber rica ediyoruz. Kurban Bayramı'nın nice gönüllere tat kurduğu bu güzel günlerde Afyonkarahisar'ımızda dün olduğu gibi bugün de milli birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara tekrar kavuşturmayı hep birlikte nasip edesin inşallah. AK Parti'nin 2002 yılından beri yapmış olduğunuz hizmetleri 2023'te de taşlandırmak niyetiyle Kurban Bayramımız bereket katsın inşallah. Bir kere daha Kurban Bayramı'nı birlikte mutlu mesut bir şekilde yaşıyoruz. Sonsuz hamdolsun. Gayet güzel gidiyor her şeyi. Rabbim bu günlerimizi aratmasın. Hayır dualarımla inşallah daha mutlu bayramlarda buluşmak dileğiyle hepinizi hürmetle selamlıyorum. Tekrar bayramımız hepimize mübarek olsun. Evet, güzel bir Kurban Bayramı idrak ettik. Bu millet öyle Ali Cenap, öyle yardımsever, öyle bir tarihi sorumluluğa sahip ki sadece dünyada herhalde hem kendi ülkesinde, kendi şehrinde kurban kesip ama aynı zamanda Orta Doğu'da, Uzak Doğu'da, Asya'da, Avrupa'da, özellikle Afrika'da, yani dünyanın tüm coğrafyalarında kurban kesip dağıtan bir millet. Allah-u Teala tüm kestiğimiz kurbanları inşallah indi ilahide kabul eylesin. Milletimizin bu feraseti, basireti, yardımseverliği inşallah kıyamete kadar devam etsin. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olun, var olun efendim. Düşününe soruyorlar. Kurban nedir? Eyvallah. Bayram nedir diye. Bayram günahsız geçin, her gün bayramdır diyor. Belki bu Kurban Bayramı son Kurban Bayramımız. Çünkü 2023 seçimlerinden sonra diye denk geliyor bir sonraki 2023'teki Kurban Bayramı. Başkanım daha yaşayalım ya. Ondan dolayı görevimiz ağır. Yol uzun, yük ağır. Bunun bilincinde olarak 2023'e çok ciddi hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Karşımızdaki ittifakı çok iyi biliyoruz. Cenab-ı Hak tavanda da Cumhur İttifakı'nın bu birlikteliğin daim kılsın diyorum.
Çalışmalarımızda Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun diyorum. Tekrar Kurban Bayramımız mübarek olsun diyorum. Tabi bugün aynı zamanda Srebrenica'nın da yıl dönümü biliyorsunuz. Orada bir katliam gerçekleşmişti. Kişilerin, insanların, milletlerin yalnız kalınca neler olabileceğini, ne yapılacağını, neler yapılacağını, özellikle Müslüman ise neler daha katliama karışabileceğini, olabileceğini bu Srebrenica'yı hatırlayarak görebiliriz. Çok ciddi manada önümüze o zaman almalıyız kendimizi ve demeliyiz ki 2023 gerçekten önemli. 2023'te eğer yalnız kalırsak neler olabilir? Neleri yaşayabiliriz? Allah muhafaza, bugünleri görmek istemiyoruz. Onun için değerli hemşerilerim, 2023'e şimdiden inşallah bir sene kadar bir zaman kaldı. Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde kol kola, omuz omuza inşallah çalışmaya başladık ve bundan sonra hızımızı, tempomuzu arttıracağız. Şimdi bugün eline mikrofonu alanlar, emeğe saygıdan, emekçinin saygısından, emeğe verilen değerin verilmesinden, hak ettiklerinin verilmesinden falan bahsediyorlar ya. Onlar önce bir kendi partilerindeki emekçinin yediği haklarına bir baksınlar bir. Sonra kalksınlar bunları biz mikrofonlardan dile getirsinler. Elhamdülillah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, evet, ekonomide bir sıkıntı var. Görüyoruz. Tüm dünyada bir sıkıntı var. Ama memurumuza, asgari ücretlimize, emeklimize neler yaptığımızı hepiniz gördünüz. Allah-u Teala, Peygamber Efendimiz diyor ki, insan kıymetini bilmediği iki önemli nimet vardır diyor. Birisi sağlık, birisi huzur, afiyet. Gerçekten şu çevreye bir bakın. Türkiye kadar huzurlu bir ülke var mı? Elbette ki birçok sıkıntımız var. Ekonomideki dalgalanmalar etkiliyor. Birçok emeklimizi, vatandaşımızı etkiliyor. Bir taraftan da baktığımızda geçen gün asgari ücret yeniden belirlendi. Emekli maaşı ile ilgili kanunu en son çıkarttık. 3000 TL olarak belirlenmişti. Son anda verdiğimiz önergeyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla en düşük emekli maaşı 3500 oldu. 5000 olan var, 10000 olan var, daha fazla olan var. Bakın, en son çıkarttığımız kanun ek bütçe kanunuydu. 1.730 trilyon olan bütçemize yaklaşık 1 trilyon daha fazla kaynak koyduk. 1.80 trilyon. Yani %40 kadar, daha fazla %55. 55 civarında para. Niye? Allah'ım olsun, devletimizin gelirleri arttı. O parayı bütçeye koyduk. Daha fazla emekliye, daha fazla çalışana, asgari ücretliye, devlet su işlerin yoluna, hastaneye, okula, buralara imkan sağlayalım, vatandaşımızın refahı artsın diye. Millet kazandıkça devlet de kazanıyor, güçlü, kuvvetli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Allah bu birliğimizi daim etsin. Bizi eleştirenler, bize laf söyleyenler, kendilerinin bu Afyonkarahisar'a, Türkiye'ye hangi çakılı çivilerin olduğunu söylemesi lazım. Eleştirmek kolay, dünyanın en kolay işi. Oturduğun yerden eleştirirsin. Ne yaptın ki? Nasıl yaptın ki? Daha eksik yaptın. Kolay. Sen ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Çinliler diyor ki, Çin'in meşhur bir atasözü, karanlığa küfretmektense kalk bir mum yak da sen de ortalık aydınlasın. Bunların işi gücü bu. Sürekli karanlıkla uğraşmak, karanlık yapmak. Bizim derdimiz memlekete ampulleri yakmak, aydınlığı getirmek, refahı, mutluluğu getirmek. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımız yürüdüğü zaman arkasından millet yürüyecek, ülke, dünya yürüyecek dediğimizde konuşuyorlardı. Gördünüz mü Madrid'de? Sayın Cumhurbaşkanımız yürüdü. Bütün dünya liderleri arkasından yürüdüler. Allah'a hamdolsun. Böyle bir büyük liderimle beraber siyaset yapıyoruz. Eskiden yedip büklüm süklüm olan insanlar karşısına geçtiğinde kıvrım kıvrım kırılan bir cumhurbaşkanı yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı kadar dimdik duran bir cumhurbaşkanımız var. Allah bu yıl, iki yıl aradan sonra haçta kabul etti Müslümanları. Bin şükür ya Rabbi. O sıkıntılar kalktı. Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da Müslümanlar bembeyaz o örtülerde tek bir kıyafetle vakfede durdular. Bugün son şeytanı da taşladılar. İnşallah hayırlı bir şekilde dönmeye başlayacaklar. Rabbim ibadetlerini kabul eylesin. Bu dönemde bilhassa Kuzey Irak'ta ciddi manada kilit pençe operasyonunda askerlerimiz oralarda devam ediyorlar. Şehitlerimiz oldu. Onlara da Allah gani gani rahmet eylesin. Cuma günü
gelmeden önce Gata'da iki tane hemşehrimiz, uzman çavuş kardeşimizi ziyaret ettik. Orada yaralanmışlardı, gazi olmuşlardı. Birisinin durumu maşallah çok çok iyi. Diğeri de inşallah kısa sürede ümit ediyorum daha iyi noktaya gelecek. Allah bütün gazilerimize tez zamanda şifa versin. Ailelerine sabır versin. Şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bizlere de onlara, bizlere şefaatçi eylesin inşallah. Bayramınız mübarek olsun. Çok konuşulacak şey var ama diğer büyüklerimizin de hakkına girmemiş olayım. Hepinizin bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli kardeşlerim, tabii ki kurban aslında yakınlaşma, yardımlaşma demektir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın bir lütfu bu bayram, Ramazan ve Kurban Bayramı. Tabii bu bayramda fakir, fukara, garip, kurabayı düşünüyoruz. Yani yakınlaşmak, birbirine daha çok sevmek, yardımlaşmak için büyük bir fırsat. Ama ben milletimle gurur duyuyorum hakikaten. Milletimiz şu anda dünyanın her yerine, Afrika'da, Çat'tan başlıyor, Mauritanya'dan, Cibuti'den, ta Arakan'a kadar fakir, fukara, garip, kuraba, mazlum milletlere yardım ediyor. Ne kadar büyük bir şey. Bu işte bu milletin büyüklüğünü gösterir. Biz büyük bir milletiz. Dolayısıyla ben de bu milletin bir evladı olarak milletimle gurur duyuyorum. Hakikaten. Yani özellikle düşünebiliyor musunuz? Dünyada gayri safi milli hasılasına oranla en çok yardım eden mazlum, mağdur ve gerçekten fakir fukara, garip kuraya, milletlere, ülkelere yardım eden ülke Türkiye Cumhuriyeti. Rabbim devletimizi ilelebet paydar eylesin değerli kardeşler. Tabii az önce özellikle İbrahim Bey ve Ali Bey bahsetti. Hakikaten ek bütçe yaptık. Sebebi ne biliyor musunuz? Fakir fukara, garip kuraba, memurumuz, işçimiz, çiftçimiz, herkes, esnafımız zor ekonominin zor dünyadaki zor şartlarından en azından bir nebze katkısı olsun diye 1 trilyon 80 milyar TL'lik bir ek bütçe yapıldı ki gerçekten ilk defa oluyor Türkiye'de ve gerekli desteği vereceğiz. Evet, ekonomide dünyada bir sıkıntı var biliyorsunuz. Sadece bizde değil. Bazı yerlerde, marketlerde mal bulamıyorlar. Allah'a şükür Türkiye'de öyle bir şey yok ama ekonomik bir sıkıntıyı birlikte el birliğiyle aşmamız gerekir. Ben şunu söyleyeyim, bunu taşıyacak olan AK Parti hükümetleridir. Bunu açıkça söylüyorum. Özellikle değerli kardeşlerim, tabii ki bakın bazıları konuşuyor. Afyon'a ne yapmadık ki ya? Afyon olalı böyle bir yatırım görmedi. En büyük yatırımları Afyonkarahisar, AK Parti hükümetleri ve dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın el atmasıyla burada gördü. Az önce liste verdim. Sadece yapılan şeylerin listesini çıkarmışız. Kaç sayfa biliyor musunuz isimleri? 86 sayfa sadece isimler. Yani 45 milyar TL'lik bir yatırım yapılmış Afyon'a, sadece Afyon'a. Merkezi hükümet, belediyelerimizin yaptıkları hariç. Yani bunlar Afyon hakikaten çok ileri noktaya geldi. Yatırımlarda şaha kalktı Afyon. Bunu herkes kabul ediyor. Bakın nereye bakarsanız yollar Afyon kaymağı gibi oldu. İnşallah hızlı trenle alakalı müjdeyi vermiştik. Allah nasip ederse Temmuz ve Ağustos ayında Sayın Ulaştırma Altyapı Bakanımız gelecek. İlk rayın, hızlı tren rayının burada yerine konulmasını, temel atmasını sağlayacak. Ya bunlar gerçekten çok muhteşem çalışmalar. Yani özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Afyon'da yapılması gereken ne varsa yapıldı. Geçenlerde o insanlar var ya, ne yaptılar ki falan diyorlar. Daha önceki valimize birisi demiş ki ya ne yapıldı ki demiş. O da demiş ki yapılmayan bir şey söyle deyince söylememiş. Hemen yol derseniz yaptık, okul derseniz yaptık. İkinci üniversite geldi mi? Her tarafı ağaçlandırdık mı? Barajlar, göletler, derasılar, köprüler.
ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz. Şimdi organize sanayi bölgelerimizde doluyor. Kardeşlerim, yer kalmıyor. Bakın şu anda özellikle Sinanpaşa'daki merkez 2 organize bölgesinde mevcut alanın 10 katı kadar talep var. Yani ben şunu söyleyeyim. Evet, dünyada bir kriz var. Ama Cenab-ı Allah bu milleti koruyor. Ben buna inanıyorum. Bizim milletimiz Allah tarafından korunuyor. Ve neticede bu krizden Türkiye için büyük bir fırsat doğacaktır. İnsin değil mi şartları? Göleti, su da doğar. Bayram mübarek olsun. Gel su almayın. Bayram mübarek olsun. Bayram mübarek olsun.